Merhaba sevgili saptan severler. Yine uzun bir ara oldu ama elimizde olmayan bir nedenden dolayıydı. Eşim ameliyat oldu. Apandisit ameliyatı kötüymüş, patlamak üzereymiş. Neyse ki Allah'tan yani ucu ucuna yetiştirdik. Şu an daha iyi. Bir de dijital kamp başladı, bir yoğunluk başladı. Ne canlı yayın yapabiliyorum, ne çekim yapabiliyordum. Yeni yeni kendimize geliyoruz diyelim. Biraz da kanalın içeriğini değiştirmek istedim. Kanalla ilgili biraz daha eğlenceli videolar yükleyeyim istedim. Evet, bugün Pierre McOrlon'un dediği gibi satrançta arkadaşlar, satranç tahtasında tüm denizlerden daha fazla macera vardır diyor ve doğru söylüyor. O kadar güzel bir spor ki bir satranç tahtasında çok ciddi hataları görebilirken mükemmelliği de görebiliriz. Yani satrançta her ikisine birden yaşama imkanı var. Çok ciddi hata yapabiliriz. Bu hatalar bize pahalıya mal olabilir. Ya da ciddi hatayı mükemmel bir şekilde değerlendirebiliriz. Bu da bize güzellik ödülü aldırabilir. Bu kavramların hepsini satrançta görebiliyoruz. Çok fazla macera var. Bu da satrancın özel bir spor olduğunu gösteriyor benim için. Şimdi bugünkü konumuz hatalar ve güzellikler arkadaşlar, mükemmellikler diyelim. İlk konumuza baktığımız zaman Rosso Montreal maçından 1983 yılında oynanmış. Siyahların konumunun iyi olduğunu görüyoruz. Fil çifti var. Beyaz karelerde bir zayıflık var. Bunun karşılığında beyazın da siyah çaprazda özellikle B2 fili çok ciddi bir baskı kurmuş şaha. Siyahın biraz dikkatli oynaması ve gelişimini tamamlaması gerekecek kaleleri oyunda değil. Ve bu sayede üstünlüğünü devam ettirecek. Ama bu kazanç için yeterli mi bilemiyoruz. Fakat siyahlar bir maceraya girişiyor burada. Nedir bu macera? Beyaz kale zayıflığını görüyor ve mat tehdit ediyor. Halbuki burada vezir H5 oynasa, beyazın fikrini görse, daha sonra taşlarını gelişse, file F3 gelse bir üstünlük elde edecek. Kale AD8 bir tehdit, D5 atına baskı yapıyor. Ama direkt hedefe yönelmek istiyor siyahlar ve çok ciddi bir hata yapıyor. Gerçekten bir hata mı? Beyaz bunun hata olduğunu farkında mı? Şimdi beyazlar burada at F4 ile matı engellemek isterse veziri kaçtıktan sonra F5'e D dikeyini ele geçirecek kale D8 ile. Çünkü fil D1'i kontrol ettiği için kale gelemiyor. Veya at E3 oynarsa burada fil çarpı E3 alırsak F çarpı E3 alıyor. Mattan kurtuluyor. Dikkat etmek lazım. O yüzden fil çiftini vermek yerine yine veziri kaçarak vezir H5'e kaçabilir. Kale D8 gelip devam etmek isteyecek siyahlar. Ama siyahlar tabii ki bunları düşünürken satrancın güzelliğini göz ardı etmiş. Beyazlar da burada şaha direkt saldırı yapabilir. At E7 ile başlayan bir kombinezon. Şah H8'e şimdi artık şahı ortaya çıkartmam gerekiyor. Ulaşmam gerekiyor şaha. Yoksa burada bekleyerek oynarsam veya şaha saldırı anlamında işte vezir G5, vezir C3 tarzı mat tehditleri yaparsam hemen mat ediyor beni siyahlar. O yüzden bekleme şansım yok. Yani fil çarpı G7 ile artık şahı ortaya çıkartıyorum. Bu beklenmeyen bitiriş siyah için sürpriz olmalı. Çünkü fil F3 oynarken bunları hesaplamadığını düşünüyoruz. Şah G7, vezir G5, şah H8, vezir F6. Evet, satranç tahtasında birçok macera var. Gelin bugün onlara biraz bakalım. Yine mükemmel bir konum. Rosenblatt-Volk maçından. Evet, siyahlar burada maçın belki de berabere olacağını düşünüyor. Rakip E5'i aldığında kaleyle alacak. A7'yi aldığında iki tarafında ikişer geçeri var. Belki beyazın biraz üstünlüğü olabilir. Çünkü şah kesik ama berabere umutlarıyla bu konumu oynamış veya bu konuma girmiş diye düşünüyoruz. Ama burada beyazın beklenmeyen güzelliği geliyor arkadaşlar. Bakın, fil çarpı E5 şah çeken bir hamle. Şahı isteyen bir hamle. Yani şahın yanında ben başka bir taşta isteyebilirim. Siyahlar burada heyecanla beraberliği beklerken beyazın muhteşem bitirişi geliyor. Kale B8. Kale çarpı B8 almak zorunda. Kale çarpı B8 aldığında bu sefer de fil E5 ile hem şahı hem kaleyi istiyor. Ve siyahlar
taş geri kalıyor, beyaz rahat kazanıyor. Evet, beklenmeyen konumlarda, eşit gibi gözüken konumlarda bu tür mükemmellikler olabiliyor. Şimdi çok meşhur iki büyük ustanın maçına geçiyoruz. Mihail Şişin, Romanişin maçı çok ilginç bir maç. Satranç sürprizlerle dolu bir spor arkadaşlar. Çok macera var demiştik. Beyazlar Grünfeld açılışında teorik bir konum elde etmiş. Tabi burada beyazın düşüncesi vezir d2 alacak, siyahlar şah d2 alınacak. Merkeze bir baskı oluyor. Beyazlar da merkeze baskı karşılığında merkezdeki üstünlüğünü korumaya çalışıp vezir kanadından açık olan b ve c dikeyinden b dikeyi beyaz için açık bir saldırı başlatmak isteyecek. Beyazlar bunları düşünürken bir hata yapıyor. Çok ağır bir hata. Bu maçın kaybedilmesine sebep olan bir hata. Bazen iyi oyuncular da birkaç hamle sonrasını düşünürken o konumu yaşamaya başlıyor ve sanki o konuma gelinecekmiş gibi bir hamle yapıyor farkına varmadan. Bu benim de başıma geldi arkadaşlar. Bir varyantı hesaplıyorum. O varyantta 3 hamle sonrasını hesaplıyorum. Ama o varyanta 3 hamle sonrasına gelmedim daha. O varyanta girmem lazım. 3 hamle sonrasına girmem gerekiyor. Sanki girmişim gibi hamle yapıyorum ve çift soru bu. Bir maçımda olmuştu. Kaybetmiştim. Pelikan açılışında ben kafamdan varyantı oynatırken taşları da oynatıyorum kafamdan. Ama o taşlar daha tahtada oynamadı. Sanki oynamış gibi bir sonraki hamleyi yapıyorum oynamadan ve 2 piyon kaybettim. Ve maçı da kaybettim. Açılıştan bitti. Mücadele etmeye çalıştım ama yeterli olmadı. 2500'lük bir rakipti. Çok rahat kazandı. Bazen çok yoğun yaşıyoruz kafamızda. Mihail Şişin de çok önemli bir isim satrançta. Kadın milli takımımızın antrenörü biliyorsunuz. Muhtemelen kafasında bunları düşünürken hiç beklenmeyen bir hamle yapıyor burada. Beyazların vezirler değişildikten sonra oynayacağı hamleyi şimdi oynuyor D5. Ama tabii ki bu trajedi fil C3 ile bitmeden terk geliyor beyazlardan. Çünkü vezir kaybediyor fil C3'e gördüğünüz gibi. Halbuki burada vezir A5 aldıktan sonra at A5'e D5 ile devam etmek isterse edebilir. Ya da fili çıkıp D3 şah A2 devam edebilir. Ama burada direkt D5 yapıyor. Kale C1'li varyantlarda bir de D5 var. Kale C1'deyken D5 sürülebiliyor. Ve bu beklenmedik hata maçın kaybedilmesiyle sonuçlanıyor. Yine çok güzel bir konum arkadaşlar. Fox-Casper maçı. Burada birçok hamleyi hesaplayabiliriz. G7'ye baskı yapıyoruz. Fil D4 ile. Vezir G4 oynayabiliriz. G7'den mat isteyebiliriz. Ama Fox satrancın güzelliğini sunmak istiyor ve muhteşem bir bitiriş yapıyor burada. Siz videoyu izlerken durdurup bulabilirsiniz, bulmaya çalışabilirsiniz. Gerçekten çok beğendiğim bir bitiriş. Fil B6 ile başlıyor arkadaşlar. Önce veziri saptırıyor 7. yataydan. Çünkü vezir 7. yataydan saptığında artık koruma yapamayacak. Zaten F6 sürmesi kolay değildi ama veziri saptırarak başlıyor. Öncelikle vezir B6'ya. Şimdi yine mükemmel bir hamle geliyor. Vezir G6. F çarpı G6 alamıyor. H çarpı G6 almak zorunda. H çarpı G6. At E7 şah. Bakın 7. yatayda vezir E7 karesini koruyordu. Şimdi artık koruyamıyor. Şah H7 veya şah H8 fark etmiyor. Şimdi kale F3. Kale H3 şah çekmek istiyor. Nasıl kurtaracak? G5 yeterli değil. Çünkü G5 sürdüğünde at G6'yı koruyor. Şah kaçamıyor. Mecburen vezir C5 oynuyor. Vezir H5'te engellemek için. Ama macera burada bitiyor siyah için. Çünkü beyazlar kale D5 hamlesiyle bir fera daha yaparak mata çare bırakmıyor artık. Ve siyah için macera bitmiş oluyor. Evet, bu satrancın güzelliği arkadaşlar. Tabii ki satrancın hataları da ayrı bir güzel. Ve finalimizi çok yine güzel bir konumla yapıyoruz. Richter-Anon maçı Berlin'de oynanmış 1930 yılında. Siyahlar mutlu bir şekilde burada konumu kurtardığını, hatta kazandığını düşünüp kale H1 oynuyor. Tabii ki beyaz çaresiz mi, yoksa acaba bir çözümü var mı? Beyazlar şah H1 aldığında G çarpı F2 yaparak siyahlar arkasına yaslanıyor ve rakibine gülümsüyor. Derken
önce birkaç damla yaş gözlerden süzülüyor arkadaşlar. Çünkü Beyaz'ın muhteşem hamlesi geliyor. Evet, sen arkana yaslandın ama satrançta macera bitmiyor diyor ve kale F5 hamlesiyle kazanç ilan ediyor. Çünkü kale F5'ten sonra beyazlar tempo kazanıyor ve şahıyla yetişebiliyor F2 piyonuna. Ve rakibi de arkasına yaslanıp bu sefer de siyahlara bakıyor. Şah F5, G4, şah F4, şah G2, şah E3, şah F1'den sonra beyaz kazanıyor. Tabii ki ben olayları biraz değiştirerek anlattım arkadaşlar. Arkaya yaslanıp gülme falan yok, merak etmeyin. Bilmiyoruz tabii ki o tarihte neler oynanmış ama böyle anlatmak istedim. Satrancın güzellikleri, bunları size sunmak istiyorum. Satrancın hatalar oyunu olduğunu, bunları da sunmak istiyorum. Herkesin hata yapabileceğini, iyi oyuncuların da hata yapabileceğini göreceğiz arkadaşlar bu bölümümüzde. Bu ilk videomuz bununla ilgili. Beğen tuşu çok önemli. Arkadaşlar canlı yayınlarda bunu keşfettim. Yani ben keşfettim derken bilmiyordum. Çok önemsemiyordum ama çok kişiye gidebilir bu video. Bu anlamda sayımız artabilir. Lütfen videoları beğenerek başlayalım. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.